şöyle gel. Adem amca balık göster. Tanıdın mı? Bekle Adem amca. Hayırlı olsun Adem amca. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Büyük buluşma gerçekleşti. Evet evet. Hasretle bekliyorduk. Yarenimle kavuştum. Gözün aydın. Tebrik ediyoruz. Bütün Türkiye, bütün dünya senin bu buluşmanı bekliyordu. Hamdolsun bu yılda gerçekleşti. Sağ ol başkanım. Yarenim acıkmış. Besleyen biraz. Bütün yaren sevenlerin gözü aydın diyoruz. Hasretle Adem amca ve yaren leylek hikayesini takip eden vatandaşlarımız yaren leyleğin 11. yılında tekrar Eski Karaağaç Leylek Köyü'ne gelip gelmeyeceğini, Adem amcayla birlikteki yaşantısını 6 ay burada devam edip ettirmeyeceğini merakla bekliyorlardı. Şu anda Ulaabat Gölü'nün kıyısındaki Eski Karaağaç Leylek Köyü'ndeyiz. Yaşayan göllerden en önemlisi, ülkemizdeki sulak alanların en nadirlerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi burada kendi halinde mazut bir hayat yaşayan balıkçı Adem amcamız 11 yıl önce bir leylekle dostluk kuruyor. Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi onu kendi elleriyle besliyor. Beraber balığa çıkıyorlar. Ve bu hikaye 11 yıldan beri kesintisiz olarak devam ediyor. Yaklaşık 6 ay yaren leylek burada yaşıyor. Daha sonra sıcak ülkelere doğru göç ediyor ve tekrar leyleklerin dönüş zamanı geldiğinde hasretle bizler, tabii ki başta Adem amca olmak üzere, yaren leyleğin hayatta kalıp kalmadığını, tekrar gelip gelmeyeceğini merak ediyoruz. Evet, bu merakımız bu sene de hamdolsun olumlu şekilde gerçekleşti. Adem amcayla yaren leyleğimizin büyük buluşması gerçekleşti. Biz bütün yaren severler gibi, bütün leylek severler gibi çok mutluyuz. Yaren leyleğin yuvasına bildiğiniz gibi bir kamera yerleştirdik. Bundan sonra yine yaren leyleğin yaşamını merak edenler 24 saat oradan bu yayını izleme imkanına kavuşacaklar. Adem amcamızın yüzündeki gülücükler, mutluluklar gerçekten birçok şeye bedel. Gözün aydın Adem amca. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dün beklenen haber geldi ama o mu değil mi emin değildik. Bugün kayağı konuca emin olduk artık, değil mi? Yakından da gördün sen artık. Evet, yakından gördüm. O değil mi? Kayıma geldi. Yaren, %100 yaren olduğunu emin olduk. Hadi bakalım. Şey pinerken çektin değil mi? Çektim, çektim. Dünden beri büyük heyecan yaşadım. Bu sabah yarenin kayıma gelmesiyle sevinç ve mutluluk duydum. Bundan sonra yarenden 6 ay boyunca inşallah aynı zamanda balık avlayıp arkadaş geçeceğiz. Yani çok mutluyum. Yarenime kavuştum. Bu sene de biraz tereddüt ettik. Acaba gelecek mi? Gelmeyecek mi? Başına bir şey mi geldi? Şükürler olsun ki bu yılda yaren bizi sevindirdi. Hatta köylüler bileme çok sevindi, mutluluk duydular. Umarım dostluğumuz uzun süre sağ olduğumuz müddetçe devam eder. Yaren'i ben çok seviyorum. O benim bir parçam. Arkadaşım, dostum, balıkçı arkadaşım daha doğrusu. Yani çok mutluyum.
Hayvan severlere de müjdemi veriyorum. Onların namına çok teşekkür ediyorum. Mutluyum yani. Çok mutluyum. Saat 4 sıraları sandal turu yapıyordum. Sandal turumu bitirdim. Evime dönerken zaten sürekli hep gözlerim yuvadaydı. Yuvaya bir baktım. Yaren'i gördüm. O kadar sevindim ki böyle. Motorumu istop ettim. Böyle onu 5 dakika 10 dakika seyrettim. Bu sabah da ağlarımı göle atıp balık tutup Yaren'i besledim. Çok mutlu oldum. Çok sevmiştim. Herkesin merakla beklediği buluşma 11. yılında da gerçekleşti. Dün ilk olarak yuvasına kondu Yaren aslında. Yuvanın koruyucu ailesi Çakıl ailesi ve onun en küçük kızı Beyza bu müjdeli haberi verdi. Fakat biz tabii onun gerçekten Yaren olup olmadığını Adem amcanın kayığına konmasıyla anlıyoruz. Adem amca da kayığına konduğunda yakın mesafede onu görerek Yaren olduğunu anlıyor. Neyse ki bu sabah umduğumuzu bulduk. Yaren Leylek 11. yılda da Adem amcamızın kayığına kondu. Adem amca yakından onu gördü ve Yaren olduğunu onayladı. Artık tüm bir yaz beraber balığa çıkacaklar. Evet. Birlikte balık tutup yavrularını büyütecekler. Sonra sonbaharda yine vedalaşıp seneye aynı heyecanla onu yine bekliyor olacağız herhalde, değil mi Adem amca? İnşallah, inşallah. Allah ömür versin. Yaren'e de bize de herkese. Amin amin. Herkesin duası o zaten. Evet. Dün zaten Bursa bölgesinde pek çok alandan leylek sürüleri fotoğrafları paylaşmıştı insanlar. Biz de acaba onların içinden mi diye zaten bekliyorduk ümitle. Hatta Adem amca da dün beni aradı ve dedi ki köyün üstünden çok büyük bir leylek sürüsü geç dedi. O sırada telefon görüşmesinde ben de belki Yaren de işlerindedir demiştim. Neyse ki istediğimiz gibi oldu, umduğumuz gibi oldu. Ve Yaren muhtemelen o sürünün içerisindeydi. Köyün iki leyleği de geldi. Yaren'in komşu yuvasındaki bir leylek daha geldi. Ve böylece artık Türkiye'ye dördüncü cemre düşmüş oldu, değil mi? Evet. Yeah.